Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 16 Aralık Cumartesi. Bugün İzmir'de sabahtan beri güzel bir yağmur vardı. Yağmur olduğu için Adası ve Kumsal'la biz de bütün gün evdeydik. Tabii ki Kumsal, Adası ödevlerini bitirdiler. Hadi gidelim bakalım. Adası ne yapıyor? Bugün bir planım var aslında. Çocuklar bütün gün evde olduğu için bir şeyler yapmak istiyorum. Hemen size Adayı şöyle göstereyim. Adası, ne yapıyorsun? Ödev yapıyordum. Ödevlerin çok mu? Çok fazla ödev veriyorlar mı sence? Yani bence çok ödev değil ama az kaldı zaten. Öğretmenlerine buradan sesleniyorum o zaman. Adası'ya birazcık daha fazla ödev verebilirsiniz. Bence vermişsin. Adanın odası şöyle biraz bir değişiklik istiyor. Evet. Farklı bir şeyler yapalım. Farklı bir şey olmasını istedik. Biz de bir şeye karar verdik. Aslında ben, hani senin haberin yok. Aslında ben bir tane örtü var, yatak örtüsü. Sana onu almayı düşünüyorum. O da böyle hani çok çocuksu değil. Mesela Kumsal odasındaki gibi değil. Hoşuma giden, bu mobilyaları aldığımız markanın kendi ürettiği bir ürün. Çok hoşuma gidiyor. Onu da almayı düşünüyorum. Ama ondan önce şu gördüğümüz köşeye... Zaten bunu biraz daha itince biraz daha büyüyecek. Oraya aynen. Şu boşluk alana tam kapının girişine. Ayna almayı düşünüyoruz. Aynen. Ayna almak istiyoruz. Dedik ki bütün gün evde de oturduk. Hadi kızlar gidelim, biraz değişiklik olsun. Ados işte ödevini bitirdikten sonra gidelim oraya bir ayna bakalım. Nasıl bir şey alacağımızı biz de bilmiyoruz. Bir ara gidip bakmıştık ama nasıl bir model. Bana kalsa... Aa, Kumsal geldi. Merhabalar. Hoş geldin Kumsal. Annem şunların çıtasına uygun bir ayna bakmıştı aslında. Onu istiyorduk. Ben de daha çok sade ve ince bir model beğenmiştim. İkisinden birini seçtim. Dur, önce Kumsal'a şeyi soracağım. Kumsal, kitap okuman bitti mi? Bitti. Aferin benim Hiç kızım. Bölüm okudum. Bugün ödevler nelerdi, bize söyler misin? Bir tane nöf vardı. Nöfü bitirdin. Sonra? İki tane çıkarma işlemleri vardı. İki sayfa. İki sayfa. Bitirdim. Aferin benim kızıma. Üç bölümde kitap okudum. Aferin. Öp anneyi. Tablet hak etti mi arkadaşlar? İngilizce kitap okudum. Evet, İngilizce kitabı da okudun. Biz İngilizce kitabını internet üzerinden bir platformda anlaşmamız var. Oradan İngilizce kitabı okuyoruz. Öğretmen bize ödev veriyor oradan. Kumsal da okuyor. Bu arada bu kadar ödevin karşılığında arkadaşlar, sizce Kumsal tableti hak etti mi? Bence hak ettim. O zaman yorumlara yazın. Eğer ki siz Kumsal tableti hak etti diyorsanız, ben Kumsal'a tableti hemen vereceğim. Ben biraz fazla geceliyorum galiba. Paraşüt kumaş yazılarındaki, evet. Ondan anneciğim. Gidelim o zaman ayna almaya. Bakalım nasıl bir ayna seçeceğiz. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Ayna modellerini size de göstereceğiz. Adosu'yla ben bir ayna arasında kararsız kaldık. Sizlere de gösterelim. Bakın bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz? Aslında ben diğerinden çok beğendim. Annem bunu beğendim. Burada iki tane boy var. Biri şu kenardaki. O kaç anneciğim? Boyutu? 52'ye 1.40. Öbürü de bayağı bir geniş ama. O çok büyük olur. Ama ben şunu beğendim. Evet, odasına da uyuyor. Şöyle göstereyim. Bence bu daha güzel. Bir de gelin öbürüne bakalım. Adanın da beğendiği 40'a 1.50. Daha ince olması daha iyi. Daha sade. O daha kaba duruyor. Benim sevdiğim genellikle daha ince şeyler olduğu için. O zaman soralım, bunda varsa stok bunu alalım. Benim için daha iyi. Fiyat daha uygun, öbürü daha pahalıydı. Hadi o zaman bir soralım. Bir soralım hadi. Çerçeve aldık bir tane arkadaşlar, beyaz. O aynaya uyumlu. Odana da uyumlu. Evet. Kumsalcığım da burada. Ben de hiç sevmem tüyleri dökülür, etrafta tüy olur diye. Hadi gidelim kasaya doğru. Daha aynayı bulacağız. Evet. Adası şu anda çok üzgün. Baktık ama maalesef ki beyazı kalmamış. Stok da yok. Siyahı var. O zaman ne yapalım? Adası internetten sipariş verelim. Hadi gidelim. Şu anda saat 11'e geliyor. Eve geldik. Kumsal da yolda uyudu. Aynayı bulamadık diye Adası çok üzüldü ama yarın aynanın farklı bir modeli de olsa illaki bulacağız. Hadi anneciğim, eve geçelim.
Bizim kedi var aşağıda. Adasıyla babası kediye mama veriyor. Biz de eve geldik. Evde kimse yok ki, niye zile basıyorsun? En son cumartesi akşamı Ikea'ya gidip eli boş dönmüştük. Ben stoklara baktım arkadaşlar. Stoklarda aynanın olduğu gözüküyor. Bugün günlerden? Pazar. Ay. Bugün günlerden çarşamba. Kumsal'ın en sevdiği dizi var. Neydi senin dizin? Sandık kokusu. Sandık kokusu. Bugün ödevsiz günü olduğu için biz de hadi gidelim bakalım. İnşallah stokta vardır. Aynayı alıp gelelim. Hadi bakalım. Adası sen de bir merhaba dersen. Merhaba. Merhaba. Bugün Adası kaçak. Okuldan sonra çarşıya gitti. Eve yeni geldi. Evet. Hadi gidelim. Çaçın hazırsa gidelim kumsal. Hayır. Ben hazırım. Hadi ben kapıya gidiyorum. Adası var mı stok? Sen de bir süre. Yeni stoklar gelmiş. Evet. Bence sen geldikten bence bir gün sonra stok yenilenmiş. Bence sen onu tek başa taşırsın. Taşımıyor. Ağır mı? Bence hafife benziyor. Bir tane alıyorum. O değil ki. O başka bir şey. Değil mi? Bence bu. Ha, oymuş. O galiba değil mi? Hafif de. Hadi kasaya gidelim o zaman. Hadi gidelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir bayağı bir yağmurlu. Aslında sabah uyandığımda çok güzel böyle bir güneşli hava vardı. Hemen kalktım, yatakları topladım, evi temizledim. Sonra bir baktım yağmur başlayınca dedim geç Seda, aç TV'yi, geç karşısın. Akşam oldu. Ve ben de şimdi saç dökülmesin. Hemen şuraya koyayım, çöpartacağım. Adası ve kumsal almak için okula gidiyorum. Ben zaten çok fazla makyaj yapmam ama sarı saçlı olduğum için ve çok hafif bir kendi ten rengime yakın bir ruj sürüyorum. Hadi beraber gidelim Adası'yla kumsalı okuldan alalım hayırlısıyla. Aşağıya indim. Vallahi ne güzel, mis gibi. Bizim evim burada bu şekilde, ağaçların arasındaki kokulara, mis gibi böyle havalara bayılıyorum. Hadi gidelim kızlarıma doğru. Gidebilirsin. Adası senin yapacak bir şeyin var mı? Yok. Bence eve gitsek daha iyi olur. Biraz kumsal oynasın, öyle gidelim o zaman. Kumsal ama hepsi ıslak anneciğim. Oynayamazsın ki. Her yer ıslak, üstün ıslanır. Oynayabilecek misin? Benim şu kaçınmamasını verdim. Oraya mı buraya mı? Dur şimdi bakalım. Gel şurada canım. Onlar yiyorlar. Kardeş değiller mi onlar? Gel. Bu da gelir. Bu da gelir. Kumsal diyor ki sütlaç diyor. Ben olmasam mama yemiyor diyor. Çünkü sütlacı daha önce ben size söylemiştim. Evde bakmışlar ve sokağa atmışlar. Dışarıdaki kedilerden çok korkuyor. Bakın. Gel. Yerken bile en ufak böyle bir ses geldiğinde hemen ürküyor. Şimdi biz gidelim mi kumsal? O yiyor zaten. Bekleyecek misin sen? Tam bekle o yesin. Diğerleri de yiyor. Onlar da yiyor. Onlar ayrı ayrı. Hadi eve gidelim biz. Kumsal bekliyor zaten. Kumiş, arabanın orada bekliyorum. Eşyaları alacağım. Adası yukarı çıktı. Şöyle bir. Merhaba. Bugün Adası bizi karşılıyor. Merhaba. Ay, evi temiz bırakıp gitmek ne kadar güzel. Gerçi ben hiç kirli bırakıp gitmem ama. Adasucuğum, biz kediye mamayı verdik geldik. Ama neyi merak ediyoruz? Benim odamı mı tahmin edeyim? Evet, senin odanın sana. Hoş geldiniz. Evet, adanın beyaz odasına gelelim. Bembeyaz, çok güzel. Şimdi evet. Biz adanın odasında biraz değişiklik yapacağız demiştik videonun başında. Evet. Sonunda şu çok meşhur aynayı bulduk. Şöyle sizlere gösterelim odanın köşelerini.
Zaten siz de video izlerken görmüşsünüz. Kumsal çantanı alır mısın? Kumsal'ın çantası da bugün cuma günü ya, ödevleri var galiba. Bayağı ağır. Arkadaşlar zaten videoyu izlerken siz de görmüşsünüzdür. Bundan bir sürü stok gelmişti son gittiğinizde. Biz de aldık. Dün de babam taktı bunu. Benim istediğim model daha güzel değil miydi arkadaşlar? Çıtalı olan. Burası bak, böyle. Orası çıtalı. Ama zaten benim bunlar genellikle çıtalı olmadığı için bu yanında biraz sırıtabilirdi. Bence bu daha güzel oldu. Ve hadi güle güle kullan. Hayırlı olsun bence. Odanda yani ayna olması bence gerekiyordu zaten. Şimdi sırada Kumsal da ayna ister mi bilmiyorum ama adanın odasını size şu şekilde hemen bir göstereyim. Adanın şurada bir kitaplığı var. Hatta Ados'u sen bize göster. Orada hangi kitapların var? Burada okulun bize verdiği kitaplar var. Okuma kitapları. Evet, okuma kitapları. Örnek olarak bir tanesi bu Aralık ayının kitabıydı. Her ay bir kitap okuyorlar. Evet. Burada çalışma. Burada da defterlerim var. Burada da plaket. Evet. Burada da çalışma kitaplarım var bildiğim kadarıyla. Evet, burada okulun verdiği kitaplar. Bu ikinci dönemde kullanacağımız kitaplar. Bunlar da 8. sınıf kitapları. Sürekli Ados test çözüyor. Mesela günde kaç soru çözüyorsun Ados'u? Matematikten 24, Türkçeden de 7 veya 6 oluyor. Ama paragraf soruları değil mi? İnşallah istediğin yeri kazanırsın. Çok dua ediyorum. Evet. Hepinize dua Anadolu ediyorum Lisesi arkadaşlar. Merhaba. Merhaba anne. Bornova Anadolu Lisesi ama bir anneciğim, lisesi neden olmasın? Tamam, hiç onlara girmeyelim. Ben şey düşünüyorum böyle hani söyleme, dillendirme. Çünkü nazar değiyor, sihri kaçıyor. Senin odana başka zaman gelirim anneciğim. Burada kalem falan. Bu çekmece. Çekmece. Burada aynasının önü. Ados'u genelde aynasının önü biraz bir şeyler koymayı seviyor ama son zamanlarda ben ön üst çekmecesine işte kullandığı takı tokaları falan koydurdum. Bu şekilde kullanıyor. Videomuzu burada bitirebiliriz diye düşünüyorum. Şurada dolabı var. Dolabını da göstereyim. Ben bu şekilde 3 kapaklı dolap bana gayet iyi yetiyor. İçi de zaten geniş. Hatta şu sağ kapak da bazen boş bile kalıyor. Evet. Yatağı da böyle. Adasının size şurada küçüklük fotoğrafını da göstereyim. Çok minnoş değil mi? Adası hep küçükken ikizim derdi ona. Çok güzel fotoğrafları var bebeklik. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzu siz belirleyin. Yorumlara yazın. Hangi tarz videolar, Ados'tan neler istiyorsanız yorumlara muhakkak yazın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.